Sagana Sos Antik Kenti'nin acı yok oluş hikayesini Sagana Sos'a ağıt şiirinin şairi Şaban Aktaş'tan dinleyeceğiz. Şaban Bey hattın diğer ucunda. Efendim hoş geldiniz, günaydın Şaban Bey. Günaydın Gizem Hanım, merhabalar, merhaba nasılsınız? efendim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Programımıza konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Efendim önce sizi tanıyabilir miyiz? Neler söylersiniz? Şaban Aktaş'ı nasıl anlatır acaba? Efendim ben doğma büyüme Antalyalıyım ve eski seyahat ajansı işletmecisi ve halen turizm alanında profesyonel turist rehberi olarak hizmet veriyorum. Aktif olarak çalışmaktayım. Ne güzel. Bu anlamda antik kentlere ilgim çok büyük. Mitolojiye, kültüre, tarihe araştırmalarım bir hayli genişti. Bu anlamda sevdalıyım Anadolu'nun kültürlerindeki kentlerinin. Ne güzel, ne güzel efendim, ne mutlu size. Peki, Sagana Sos'tan biraz bahsedebilir miyiz efendim? Antalya'ya ne kadar uzaklıkta? Burdur, Ağlasun ilçesinde. Antalya'ya takriben 110 kilometre mesafede ve Burdur'a 33 kilometre mesafede bulunan bir antik kent. Ağlasun ilçemizde bulunuyor. Evet. 1271 rakımlı Akdağ eteklerinde 1400 ile 1600 metre arasında yerleşim alanı olan muhteşem panoraması, güzel doğası olan bir şehir. Ben oraya ilk gittiğim zaman gerçekten tepeden vadiyi seyrettiğim zaman büyülenmiştim. Ve halen o büyüleyici güzelliğini muhafaza ediyor bu kent. Bu kent hakkında Büyük İskender'in işgaliyle ilgili şunları söylemek mümkün. 334 kış mevsimini Faselis Antik Kenti'nde geçiren Büyük İskender, 333 ilkbaharında Perge ve Aspendos kentlerini kuşatıyor. Aspendos'u haraca bağlıyor, Perge'yi haraca bağlıyor. Aspendoslara diyor ki bana at vereceksiniz, Pergelilere diyor yılda 50 talent altın vereceksiniz diyor ki bir talent altın 26 kilo 193 gram. Çarpı 50 dediğimiz zaman 1309 kilo altın yapıyor, yılda vergi haraca bağlıyor. Ve oradan Pergeliler bunları Termesos üzerinden yönlendiriyorlar, müşavirler. Çünkü Perge Antik Kenti'ni kuzeyden gelen dağlı bir kavim her hasat mevsimi sonu yağmalarmış ve ektikleri, biçtiklerini alır dağlara çekilirlermiş. Termesoslar böyle yağmacı bir karaktere sahip. Bu nedenle Büyük İskender'i Termesos üzerine yönlendiriyorlar. Yanlış, aslında Sagalassos'a gitmek istiyor. Fakat Pergeli müşavirler onu yanıltarak Termesos üzerine saptırınca o vadide, Termesos vadisinde büyük bir savaş oluyor. İki büyük generalini kaybediyor. O çetin Termesos'ta muharipler karşısında diyor ki benim yolum çok uzun, bırakın ben askerlerimi bir kartal yuvasında harcayamam deyip İnce Boğazı üzerinden Sagalassos'a gönderiliyor ve Sagalassos'a geldiği zaman kenti iki ayrı yamaçtan kuşatıyor, iki ayrı bölgeden saldırıyor. Sagalassoslar tabii ki böyle bir saldırıya karşı hazırlıksız oldukları için hiçbir mukavemet gösteremeden gafil avlanıyorlar. Arkasından Termesoslar savaşçı yardımcı olmak için gelseler bile yetişemiyorlar, çok geç kalıyorlar ve Büyük İskender bu kenti kılıç ve ordularının büyük ezici gücüyle yok ediyor, kana beleniyor her taraf. Evet. Bu anlamda insanlar durup dururken birdenbire yurtlarından, yuvalarından oluyorlar. Bu beni çok etkilemişti tabii. Acı bir hikaye, evet. Peki evet, şiirinizde nasıl yer aldı bu duygular? Onu da merak ediyoruz açıkçası. Hangi duygularla yazdınız bu şiiri? Bu duygularla tabii ki. Şimdi şiirin yazıldığı haleti, ruhiye o anki durumla ilgili. Ve yıllar sonra tabii ki bana bile yabancılaşıyor bazen şiirler. 1996 yılında kaleme almışım ve Rehberler Derneği'nin Rehber adlı dergisinde bu şiir yayınlanmış. Oradan, oranın coğrafyasıyla, iklimiyle, İnsanlığıyla, doğasıyla tabii ki iç içe. Yani oradaki yaşam bu şiire dahil. O anlamda bu duygularla yazıldı. Ne güzel. İsterseniz hemen evet, şiire geçelim. Lütfen hemen paylaşalım. Sizi can kulağıyla dinliyoruz. Evet. Sagalassos'a ağıt. Zaman suskun.
seferlerinde damarlarımın. Akça karaca ağlamaklı yemyeşil üzüm bağlarım. Buz tuttu o an, erimiyor kar, akmıyor ırmaklar. Kan mı bu donup kalan? Uzamış saç sakal, dağlara vurmuş tırnaklar. Duvarlarda asılı resim şimdi, dayanılmaz ayrılıklar. Vahşetin kasırgasında, kılıçların çakırtısında meleşen kuzular. Savaşın soğuk yüzünde kaybolup gitti göklerde. Sımsıcak dostluklar. Gün doğarken ne sıcaklık vurur yüreğime. Damla damla erimiş kar suyundan dereyim. Mızraklara geçirilmiş bebelerim, ellerim, kızlarım, kızanlarım, oğullarım, ozanlarım. Gölgesi vurur ağaçların, akşamüstü yamaçların. Evet, oranın romantik ortamı, dağların doğruğunda insana ayrı bir duygu, coşkunluğu veriyor. Akşamüstü gün batarken gerçekten dağların batı yamaçlarında oluşan gölgeler ve gün doğarken vuran sıcaklıklar. Ben defalarca izledim tabii ki Sagalos'u, turist grupları götürdüm. Hı-hı. Özellikle 1996 yılında sadece Zagalassos ve Yalvaş'taki Sibya Antiochya sınır ve Pamukkale'yi kapsayan iki günlük bir programı Almanya'da program paketinin içerisinde sunmuştum seyahat acentası olarak. 2500 civarında Alman turisti 1996 yılında biz Zagalassos antik kentine götürdük. Hı-hı. Burada çok memnun kaldı gören herkes. Belçikalı arkeologlar da orada çok başarılı bir kazı çalışması yürüttüler. Tarihi gün ışığına çıkardılar ve çok titiz bir çalışma bu. Çok yönlü paleontologlar, zoologlar, bilim adamları, arkeologlar çok çeşitli açılardan inceliyorlar. Ve çok özenli bir restorasyon çalışması yürütülüyor maddi imkanlar sayesinde, sponsorlar sayesinde. Orada bulunan tiyatro henüz restore edilmedi fakat bu tiyatronun da özelliği yeryüzündeki en büyük antik tiyatro, en yüksekte bulunan antik tiyatro olma özelliği. Şahin Bey, takriben 1550 metre civarlarında yüksekte bulunuyor. Bilmiyorum. Muhteşem 9000 kişilik bir tiyatro var. Evet. Onun hemen batı yakasından bir kütüphane ve kütüphanenin içerisinde çok güzel mozaikler ve devrin önemli şahsiyetlerine ait büstlerin sergilendiği nişler. Onun hemen yanında bir çeşme. Bu çeşmeden akan suyu bugünkü arkeologlar Yukarı Avrupa'daki Büyük Antoninler Çeşmesi adı verilen tarihi çeşmeyi yeniden ayağa kaldırarak o suyu oradan eski aktığı yerden ana kaynağından alarak eski aktığı oluktan akıtmayı başardılar. Bu gidince görürseniz çok muhteşem bir duygu. Orijinallerin, heykellerin orijinallerinin kopyaları yapılarak bu işler arasında sergileniyor. O döneme ve Roma İmparatorluk döneminin 1. 2. yüzyıl Roma milattan sonra İmparatorluk döneminin muhteşem olduklarına örnek teşkil eden harika bir çalışma oldu. Ve 2009 yılında Zagalassos Antik Kenti Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınması kabul edilmiş bir kent. Ve Zagalassos'ta kazı çalışmaları bu yılda yine başlamış vaziyette ve şu anda devam ediyor. Evet. Her gün yeni eserler bulunuyor. Şu anda Burdur Valiliği denetiminde 3 ayrı bölgede kazı çalışmaları var ve çok sayıda her gün Burdur Müzesi'ne eserler geliyor. Burdur Müzesi'nde Zagalassos'ta elde edilen büyük imparator heykelleri çok muhteşem bir şekilde Zagalassos Solano adı altında sergilendi. Daha önce sergileme yeri yoktu. Zagalassos'un aşağısında bir yerde muhafaza ediliyordu. Bugün bunların çok önemli olanları Burdur Müzesi'nde sergi salonunda değerlendiriyor. Fakat Burdur Müzesi de yeterli değil. Şu anda 68 bin adet eser Burdur Müzesi'nin depolarında duruyor. Ve sergilenebilen eser sayısı 3 bin. Ve şu anda Kibira Antik Kenti'nde ve Burdur'a bağlı Hacılar Köyü'nde
ki bir antik kenti de Gölhisar kasabasının hemen üstünde dağın yamacında bulunan muhteşem önemli bir antik kent. Buralardan çok sayıda eser çıkıyor. Sagalassos'tan çok sayıda eser çıkıyor. Bunlar doğrudan depolara götürüyorlar sergileme imkanları olmadığı için. Oysa daha muhteşem bir müzeye kavuşturulabilir Burdur ve bunun da zamanı geldi. Burdur Müzesi de yine Antalya Müzesi kadar hemen hemen değerli diyebileceğimiz çok önemli buluntuları, prehistorik çağa ilişkin ve Neolitik döneme ilişkin Hacılar Höyüğü'nden özellikle kapkaçak seramik sanatına ilişkin çok sayıda eser sergiliyor. Ki Zagalassos'ta seramik sanatıyla antik çağda yer etmiş, önem kazanmış, yaptığı amforalarla ihraç ürünü olarak bunları Perge antik kentine getirmişler amforaları. Oradan bunlar şarap ve zeytinyağı doldurularak gemilerle İtalya'ya, Sicilya'ya kadar ulaşmışlar. Yani bu Sicilya'da, İtalya'da yapılan kazılarda elde edilen amforaların üzerinde Zagalassos damgası görülüyor. Buradaki toprak kalitesi ve mükemmel işçilik başka bir yerde yok hemen hemen o dönemde. Zagalassos'un seramik işçiliği çok çok önemli. İşte bunlar o bölgede üretilen şarabın da satılması için amforalar içerisinde satılıyor, ihraç ediliyor ve büyük küpler içerisinde tatlandırılıyorlar şaraplar. Bu küplerin örneklerini ve amforaların örneklerini görmek mümkün Sakalasos'ta. O anlamda o zaman düzeyi o dönem için çok yüksek olan bir kent. Bunu yapılardan da anlıyoruz. Ve vermiş olduğunuz bu bilgiler doğrultusunda o zaman biz herkesi Sagalassos'u görmeye davet edelim efendim. Çok teşekkür ediyoruz Şaban Bey katıldığınız için efendim. Ben de teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Saygılarımızı sunuyoruz. İyi günler diliyoruz. Bir yer gören pişman olmayacak. Mutlaka. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz size. Peki sağ olun. Hoşçakalın. İyi günler dilerim.